Oyun başlasın. Burani ile herhalde buraya nereden geldiğimi görmemem için şöyle bir şey tasarlamışlar. Yerde baygın yatıyorken ayağa kalkıyorum ve rüyadayım herhalde. Hareket eden mısırlar. Evet, WASD yürümek için, mouse'da etrafa bakmak için kullanabilirmişim mouse'u. Burası büyük ihtimalle benim geldiğim yer. Sahil. Çünkü gidemiyorum oraya. Şöyle ilerleyelim. Önümde tek yol var. Boyum da 1.20 falan herhalde. Mısır koçanları benden daha uzun. Etraf çiçekli, böcekli, kuşlar, muşlar. Yalnız ürkünç bir müzik var. İnşallah korku oyunu değildir. Ben çünkü bu oyunu ayıyı gördüğüm için aldım. Çok sevimli gelmişti bana. Sevimli bir şey olmasını beklerken böyle hani ürkütücü bir şey olması benim için çok kötü olur. Hatta şu an şuradan böyle aniden bir yaratık maratık çıkarsa iyice uyuz olurum oyuna. İnşallah öyle bir şey yoktur. Devam edelim. Varil. Evet, sahili gösteriyor. Ve kapı. Hemen açalım. El gösteriyor. Eli kabul etmiyor. Açılsam açıl. Şansımı denedim. Bir kere de tutsun ya. Bir kere de tutsun arkadaş. ESC veya P'ye basarak oyunu durdurabilirmişim. Kimse beni durduramaz. Okey. Şöyle. Dedim yollar herhalde ikiye ayrılıyor ama ayrılmadı. Devam edelim. Ve en sonunda bir yere ulaştık. Mı? Şöyle. Şuraya gidemedik. Orası her neyse. Yerde böyle biraz sis var. Q'ya basmak hiçbir şeye yaramaz. Q'ya basan kim? Kusura bakma da zaten basmadık. Devam edelim. Bari karşıma bir şey çıktı ve güneşi gördüm. Karşıma bir şey çıksa iyi olurdu diyeceğim ve çıktı. Tamam. Evet. Ne diyor burada? Granit kadar sert. Ne kadar denersen dene yiyemezsin. Baş ağrısından başka bir şey değil. Tamam. Okey. Zaten ben İngiliz muffin sevmem. French toast severim. E'ye basıp ne olduğunu anlayabilir misin itemların? Ben zaten E'ye bastım da gördüm ne yani. Burada çiçekler miçekler çok hoş olmuş gerçekten. Ambiyans güzel. Böyle dışarıda oynasak iyi olur. Oo, ayakkabı kutuları turuncu turuncu. 42 numara. Nerede? Buradan gidemiyoruz. Burayı kapatmışlar. Tekrar evet, shift'e basınca hızlanıyor arkadaşlar. Oo, şurada bir şato var. Şatoya geldik. Bu benim arabam. Size göz kırpıyor. Gördüğünüz gibi biraz boyası gelmiş. Boyası gelmiş. Bu kim? Ali Ağaoğlu kendine bir anıt yaptırmış. Şaşırmadım. Şöyle devam edelim. Burada değirmene gidiyor ama burada kapalı. Tamam, bu turuncu kutuları gördüğümüz zaman kapalı olduğunu anlayacağız. Bu ne? Bu neymiş? E'ye basalım. Tamamen faydasız bir kürek. Hemen çiftlik evinin üst katındaki gardırobu yatırmak için kullanacağını düşün. Sana kalsa bütün gününü bunu düşünerek harcarsın. Hakikaten de yani ne alaka, ben onu nereden aklıma gelsin? Evin etrafında dolaşmamız iyi oldu çünkü dışarıda malzemeler topluyoruz. Evin içinde işe yarayacak. Buradan mı geldik biz? Burada da kutular var. Başka yol var mı? Yok. Güzel, devam edelim. Ev gerçekten güzel. Biraz bakıma ihtiyacı var ama yani. Burası. Burası ne? Burası da kümes. Aç bakalım. Ve anahtar. Bu item'ı görünce kafanda fikir patlaması oldu. Yandaki çiftlik evinin kapısının anahtarı olması haricindeki fikirleri unut. Tamam, bu da evin içinde kullanılmak üzere bir edevat. Devam edelim. Şu yerdekiler ne? Pipetler, bardaklar, boş plastik bardaklar. Terk edilmiş bir yer burası demek ki. Gerçi anlaşılıyor zaten. Hayda!
Ne kadar basarsan bas Q hiçbir şey yapmaz diyor. Beni hasta etme. Al şunu da. Bastin'i al. Niye almıyorsun? Paslı çiviyi. Niye almıyorsun reis? O aklımızda bulunsun. Belki daha sonra ihtiyacımız olabilir. Çünkü alınabilir bir şey gibi duruyor. Şöyle hızlı koşmaya basalım. Sisi dağıtalım. Açıl! Anahtarım var, açıl! Şurada da bir şey var ama ne olduğunu tam anlayamadım. Dönerli mönerli. Herhalde başka kapısı var buranın. Tahmin edeceğiniz üzere. Açıl! Güzel. Şuradan başlayalım. Burası gün ışığının geldiği yer. Yalnız burası çok karanlık. Buralarda bir şeyler varsa gözümüzden kaçabilir. Satranç akıl oyunu. Burası ha. Şunu da. Bu ne? Et kıyma makinesi gibi bir şey. Onu da alamadık. O da aklımızda bulunsun. Rancid corn oil. Bozuk ne denir? Mısır yağı. Acımış mısır yağı çok güçlü kokusu olan bu yağ ile bazı şeyleri ortadan kaldırabilirsin. Mesela bir sebepten eldiven içerisindeki bir eli hayal edebilirsin. Burada da bir ipucu var. Bu ne? Bu da kasa. Meyve kasası. Şuraya da bakalım. C'ye basarak eğilebilirsin. Ve gizli kapıyı açtım arkadaşlar. Güzel. Yalnız burada karanlık gibi duruyor. Bu ne? A fuse box. Sigorta. Onu da alamadık. Bayağı şeyler biliyor. Bu ne? Patates. Bayağı bayağı birikiyor arkadaşlar. Şöyle. Şu merdivenlerden çıkalım. Buranın bilindik yerler. Bu arada bizde neler var? Şöyle bakalım. Bunları çünkü daha sonra kullanacağız. Yalnız elimizde hiçbir şey olmasın. Aynen böyle daha güzel. Şuraya baktı mıydık? Aha bu da benim tıpam. Bu da bana tıpa olsun. Aha tıpayı buraya taktık. Bu da niye? Bu ne? Nail Clippers. Şöyle elimize onu alalım. Senin gibi hijyene önem veren insanların kullandığı tırnak makası. İki şeye yarıyormuş. Birincisi duvardaki bazı şeyleri sökmeye, diğeri de seni %100 tetanoz yapmaya yararmış. That's it, budur. Duvardaki bazı şeyleri sökmeye. Tabii ki demin alamadığımız çiviyi bununla alabilir miyiz? Şu yukarıda bakalım, ondan sonra tekrardan oraya döneriz. Çünkü yukarıda da belki bulabileceğimiz bazı şeyler çıkacak derken. Bobby Pin'i bulduk. Son derece yararlı bir kilit açıcı. Fakat sen yanlışlıkla günlüğünü yazabileceğin bir kalem olarak da düşünebilirsin. Meğer sen birkaç saat mürekkebinin olduğunda fark etmemişsin. Burası herhalde çocuk odası. Burasının çünkü duvar kağıdı değişik. Bu yeni oda değil mi? Buraya gelmemiştim. Evet, aynen. Şimdi bu kasa. Hemen kasamızı açalım. Şurası ne? Buraya geçiyoruz arkadaşlar. Buralarda bir şey yok. Bu wardrobe. Evet, aynen. Bunu küreği de buna. Kürek nerede? Ver coşkuyu. İşte budur. Burası neresi? Evimin penceresi. Egepen. Dikonik. Dikonik. Ne idü? Belirsiz. Ya burada bir şey yok herhalde. Saat, dede, dünya. Şurada var. Burası. Anahtar mı bu? Soru işareti mi? Ünlem mi? Tamam.
Evet, bir şey koyulması gerekenler yeşille görünüyor. Alınması gerekenler mesela mallet, balyoz direkt beyazla görünüyor arkadaşlar. Bu arada burada bir takım deneyler yapılmış. Şimdi elimizde ne var? Elimizde çivi var. Çiviyi almam lazım. Başka unuttuğum bir şey yoktur inşallah. Bakalım. Tekrardan çiviyi almaya gidelim. Neyle alıyorduk ya? Tırnak makasıyla alıyorduk değil mi? Nail Clippers. Şu an elimde pastı görüyorsunuz. Nail Clippers var. Bağlım alabilecek miyiz? Aynen. Şimdi. Rusty Nail. Bir sebepten dolayı bu çivinin bir kondüktör iletken olduğunu düşün. Mesela bir sigortanın. Enteresan adamsın. Tamam. Onu da unutmuştum ben aslında ama iyi hatırlattı. Hemen gidip... Hatta şurayı da açmıştık. Buradan sigortayı attıralım. Kullandık mı ha? Bu ne? Ha, bu koluymuş. Ve elektrikler geldi. Bu kim lan? Mona Lisa tablosu değil mi bu? Bu da Mona Lisa değil mi? Nasıl ya? Bu sesler ne? Bu sesler... Elektrik sesleri mi? Anlamadım ki. Kapıyı biz hala açamıyoruz mu ya? Ha şu. Bir yerlere elektrik verilmesinin bir anlamı olmalı. Şimdi elimizde bayağı bir malzeme var. Onları bir mesela bununla kırabiliyor muyuz? Şu o da değil bu. Bu da değil bu. Bu da değil bu. Bu da değil. Ne oldu lan? Ne kullandım ben? Hayal ettiğinden daha pis kokuyor. Oo, güzelmiş bu. Tamam, devam et. Aha. İşte aradığımız kan bulundu. CD player. Bakalım neymiş? Bu Betty Benzi atmış bir CD'ymiş arkadaşlar. Ne diyor ya? Bir filin ayağının müzik dükkanında tökezleyerek her şeyi alt üst etmesine mi benziyor yazıyor ya da yazmıyor bilmiyorum. Bir şeyler yazıyor bunda. Şimdi bununla ben büyük ihtimalle o kapıda CD yeri vardı. CD yerine bura mı açılmış? Bağım öyle geliyor. Şifle koşabiliyormuşum. Sağ ol be. Sağ ol ya. Her şeyi ben kendim öğreniyorum zaten. Burası ne? Allah saman. Yine şu samanlığın bir etrafını dolanalım arkadaşlar. Elektrik gelince kutular niye gitti? Onu çözebilmiş değilim. Evet, samanlığın arkasını... Ooo bayağı dağılıyor. O zaman önce samanlığa gidelim. Çünkü bir daha buraya geri gelmek zorunda olmayabiliriz diyecektim ama o kıyma makinesi neye yarıyor? Kıyma makinesini de kullanabilmemiz lazım sonuçta. Öyle boş bir şey, beleş bir şey değildir o da. Sandalyeler, samanlar, kırık dökük tabureler, eşyalar. Şu parlayan bir şey mi? Aynen, parlayan bir şey. Bunu da aldık. Devam. Merdivenden çıkalım. Hep bir şeyleri topluyoruz. Süpürge var. Süpürgeyi aldık. Şapka alınmıyor. Eldiven alınmıyor. Ayakkabı mı vardı orada? Zaten alınmadığı belli. Yani Ooo! Spor! Kaslı adam. Buralar. Saman. Bir şey kaçırmak istemiyorum. Her şeye bakmak istiyorum. Çünkü
geri dönmek zorunda kalmayalım diye. Bu arada bakalım. Bu süpürge süpürmeye yararmış. Bravo. Bunu zaten biliyordun ama bilmediğin şey bu süpürge lanetli. Her halükarda senin maceranı pek etkilemeyecek çünkü hayalet uzaklarda işe çıktı. Tamam, güzel, beğendim espriyi. Beni etkilemeyecek ama ben süpürgeyi etkileyeceğim galiba. Bir şey de kullanacağım illaki. Şimdi bu arkadan şu Sileo'ya doğru gidelim. Sileo. Sileo babam, Sileo. Girmeden önce etrafını dolanayım dedim ama oha, burada kaldım. Lan burada mı kaldım? Neyse, geriye gidemiyorum ama ileri gidebiliyorum. İnşallah burada takılmam. Bu ne? Hey delik. En sevdiğim. Ya ben buradan geçemeyecek miyim cidden ya? Hayda. Keşke girmeyeydim ya. Ha, buradanmış ya. Oh. Ödüm koptu var ya, oyun dondu diye. Şimdi. Tabii ki mallet bunu kırmaya yarar. Anahtar var mıydı bende? Şu ne? Bobby pin. Aynen. Açılsam açıl. Açık silo kapısı. Şurayı ne yapalım? Bir süpürelim. Temizlik şart. Aynen. Bu ne? Ne yazıyordu ya orada? Evet, bu pense ile et kıyma makinesinin kolunu çevirebilirsin. Takdir edersin ki elle yapmaya çalışmak zaman kaybından başka bir şey değil. Aynen öyle oldu. Biz biraz zaman kaybettik orada. Devam edelim. Oo, burada bayağı bir şey varmış ya. Bu ne? Bu yok. Bu ne? Bu da yok. Şimdi ben buradan geldim he. Tekrar gidelim. Bu sefer yolun diğer tarafına gideceğiz. Allah Allah. Hala Q'yu al lan. Al. Bastım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Korkunçlu. Aha, şurada açılacak. Daha sonra orada açılacak. Şimdi buradakileri alacağız ama. Bu adamı niye mandallatmışlar ya? Kurutmaya koymuşlar, adam harbiden fena kurumuş. Şunu bir alalım. Bu neymiş? Eldiven içerisindeki kopmuş el. Eğer bir el verirseniz kullanışlı bir el olabilir. Eldivenden kurtulmanız lazım diyor. Birinci kelime oyunu tasarlanmıştı ama ikinci mamıştı. Tasarlanmamıştı. Şu neymiş? Şapka nerede? Şapka yok. Bu neymiş? Acı bundan niye yok ya? Acı bundan nerede ya? Tamam, devam edelim. Şimdi elimizde hem şu elimizdeki pensle gidip o et kıyma makinesini açalım, bakalım bize neler verecek. Yalnız bayağı uzaklaştık biz evden ya. Bu taraftan mı gelmiştim ben? Hayda. Bura nire? Bura nire ola ki? Doğru mu geliyorum? Bak o Mahanda traktör. Traktör. Al. Müdahale edemiyorum. Burada kapalı. Lan boşu boşuna geldik şuraya ya. Acaba o traktör çalışıyor mu? Çalışıyorsa süper olur. İleride traktör kullanırsak çok süper olur arkadaşlar. Ama galiben kullanamayacağız. Bura değil mi? Orada zaten tabela vardı ya. Ben niye dikkat etmediysem. Şöyle puslu vadilerden geçelim. Aynen, evet, burada. Şimdi hemen gidip çok merak ediyorum ne olacak.
Başka açılmamış kapımız var. Başka da bir şeyimiz. Üst katta mıydı, alt katta mıydı? Alt kattaydı. Aç. 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 Ne verdin? Ne verdin? Warped. Şuna gelsene ha. Neymiş? Evet, diyor ki bu yamuk anahtarlık orijinal şekline getirilirse gayet faydalı olabilir. Başta dik dik bakarak düzelmesini sağlamaya çalışabilirsin. İşe yaramadığını anlayınca bu iş yapabilecek bir alet bulman lazım. Düzeltmek için bir alet bulman lazım. Hadi bakalım. Buraya bakmış mıydık? Buraya elektrik genci bakmıştık. Şimdi ben yukarıda bir yerde alamadığımız bir şey daha vardı. Ama neredeydi ki, hatırlamıyorum ki. Şurada mıydı? Çatı katında mıydı? Aynen. Oraya tekrar bir bakayım. Şu. Aa, oldu bir şey. Ama bunu alamıyoruz. Düzelteceğiz. Düzelttik. Bu yassı anahtarlığı frisbee gibi kullanarak olabildiğine uzağa fırlatabilirsin. Ama hemen bu düşünceden vazgeç. Şu defter de çok alınmalık duruyor ama. Şimdi elimizde el var. Ama eldivenli. Tamam. Şimdi gideceğiz. Bu eldivenden çıkaracağız. Onu da zaten bize ipucu olarak vermişti. Benim şimdi aklıma geldi. Dur. Şu iğrenç yere. Aynen. Aynen. Kopmuş el. Ama sol el. Orası da herhalde soldu. O zaman bitti mi bizim işimiz? Yoksa diğer kapılar... Şimdi kapı için gereken malzemelerden el ve CD vardı. Üçüncüsü de... Şu şey miydi ya? Anahtar mıydı acaba? Dur, eli de okuyalım. Ne diyor? Bir beşlik çakmak isteyebilirsin ama bunun başka bir görevi var diyor. O görevin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi git, açılmamış yerler acaba açıldı mı yoksa... Bu arada ben oraya nasıl gideceğim? Şu taraftan gelmiştik. Önce bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Olmazsa zaten vaktimiz bol. Tekrar geleceğiz. Bu taraf mıydı? Bu tarafta. Bu ne lan? Oo! Neyi bastım ben? Oo! Bayağı bir şey var. Şunları bir hemen okuyalım. Statue Invoice. Tahtadan anıt için bir fatura yüzlerce binlerce dolar tuttu. Ağacın budanması, ağaca şekil verilmesi, ağaca şekil verirken oluşan sakatlanmalar için hastane masrafları. Oha, ne kadar tutmuş? 2,5 milyon dolar tutmuş arkadaşlar. Bravo. Burnt report, bu neymiş? Çoğu okunmasa da bazı başarısızlıkların yazdığı anlaşılmakta. İncinen duygular, duygusal mısır sapları, neden bunu yaptık gibi. Bunu anlamadım açıkçası. Bu ne diyor? Evin dışında bulduğunuz bir taş. Bunu niye sahip olduğunuzu bilmiyorsunuz. Kesinlikle sıradan bir taş. İsmi de Chaunchi. 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 Şansı olsun. Boring novel. Sıkıcı roman. Bu neymiş? Yazar yanlışlıkla katilin kimliğini birinci sayfada açıklıyor ve geriye kalan sayfalarda dedektifin nasıl bir çift pantolon aldığını anlatıyormuş arkadaşlar. Bu welcome note. Hoş geldiniz notu. Bu not tembelce hazırlandı. Bir selamlama içeriyor. Okuyanı eğlendirmek için masada kahvaltı koyduk gibi bir şey. Okuyucuya notumuz düşündürücü kutular, büyük kapıyı aç, bir de merhaba diyecekmişiz falan filan. Muhtemelen merhaba diyeceğiz diyor. Cornbook. Corn of the world.
Mısır türlerinin benzerlik ve farklılıklarının anlatıldığı bir kitapmış. Birkaç bölüm sarı renk tartışılmış. Bazı türler kırmızı kalem ile yuvarlak içine alınmış. Kitabın pek çok yerinde mavi kalemle hayır 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 yazılmış. Evet arkadaşlar, enteresan bilgiler veriyorum şu an size. Diagram half, yarı diagram. Turuncu kalemle çizilmiş bir insan DNA heliksini içerir. Çok amaçlı görünüyor. İlk başta yemek isteyebilirsin ama tuzunun eksik olduğunu fark ettiğinde hemen bu fikrinden vazgeçersin demiş. Eski teleskop. 100 yıl önce üretilmiş bir teleskopmuş. Yakını uzağa uzaklaştırıyormuş. Muhtemelen lensler ters takıldığı için görünüşe göre çeşitli ne demiş sonuçlar veriyor. Yani tutarlı sonuçlar vermiyor. Blueprint var. Ne olduğunu anlamak zor olsa da bir kopya. Tepesinde çiftliğin olduğu bir tesisin zayıf bir planı gibi görünüyor. Hiçbir yere çıkmayan, mimaride çığır açan, rekorlar düzeyinde koridorlardan oluşan bir blueprintmiş arkadaşlar. Fashionable Fedora. Bu modaya uygun şapka son derece modaya uygun birine ait. Haklarına sahip değilseniz şapkayı kafanıza takmayın. İçindeki etikette sahibinin adı yazıyormuş. Fernando. Fernando herhalde o yanında gördüğümüz cesetteki adam. Ceset yani. İşe döndük. Bir tane de kartımız var arkadaşlar. Saatlerce bakıldığında bu kartın yandaki ölü adamı Fernando'ya ait olduğu anlaşılabilir. Birkaç saat sonra ölü adamın laboratuvar asistanı olduğunu, bir 5 dakika sonra da bütün zamanınızı bunu okumaya harcadığınızı anlayacaksınız ki harbiden de öyle oldu. Teşekkürler notlar. Notlar, folio items, I love you. Çok teşekkür ederim. Bunları keşke alır almaz inceleseydik. Space tuşuna, bundan sonra normal şu E'ye bastığımızda göremediğimiz şeyleri Space tuşuna tuşuna. O bütün harfler birbirine girdi. Tuşuna bastığımızda görebilelim. Şimdi ben nereden gelmiştim? Ben bu tarafa doğru gidecektim değil mi? Zaten aynen. Bu tarafa doğru gidecektim. 3 tane elimizde malzeme var. Eğer bu ortadaki tutuyorsa, çünkü bunu tam olarak hatırlamıyorum. Diğerleri de tutuyordur. Buradan asansöre bineceğiz. De bu kadar uzakta mıydı ya? Aynen geldik, tamam. Şimdi açıl. O oldu, tamam. Diğerleri de olur. Ve ters muffin. Dedim ters mi acaba? Ve açıldı arkadaşlar. Kapımız açıldı. Asansörümüz. Şu an kontroller benden çıktı. Bir animasyon gösterecekler. Evet, bir şeye bakıyorum. Biri konuştu. Mısırlar konuşuyor. Aynen. Dinleyelim. You must answer a riddle before you're allowed to enter. A doctor and his son are in a car accident. No, not that one. Say the one about the guy who hung himself with an ice block. You just gave that one away. Answer this one. What animal walks on four legs in the morning? That one's boring. I'm riddle president today. I get to pick. Mm-hmm. Oh, yeah, that's true. Why is he president every time? No, I bet you I've been a vote unclear for him on the election. Oh, we should just really argue with that. An empty bus pulls up to a stop and 10 people get on. At the next stop, 5 people get off, and twice as many people get on as at the first stop. At the third stop, 25 get off. So, which one of us is named Jim? Am I Jim? I thought he was Jim. No, that's Bill. Where's Bill? You're Bill. Oh, that's right. You may as well enter as we sort this all out. Let's hope you're better than the last one. Evet, şimdi içeri giriyoruz. Oh, and watch out for our brother down there. He's a bit odd. Bir de sensin odd. Garip birine benziyorsun falan diyor. Şimdi kısaca özetleyeyim arkadaşlar. O ortadaki... Ne diyor? Veldas. Bu arada çıkıyoruz. Ortadaki diyor, dedi ki bu kapıdan girebilmen için sana bilmece soracağız dedi.
Ondan sonra bilmem ne bilmecesi soracağız dedi. Doktor ve oğluyla alakalı. Sonradan diğeri dedi ki onu anlatma, o çok sıkıcı, başka bir şey söyledi. O da bu sefer üçüncü itiraz etti. O da başka bir şey söyledi. En sonunda ortadaki dedi ki ben, kral benim dedi. Ben ne diyorsam o olacak dedi. Sonra anlatmaya başladı hikayeyi. İşte dedi boş bir otobüs varmış. Bu otobüse şu kadar kişi binmiş. Bu kadar kişi bindikten sonra şu kadar kişi inmiş falan filan. O halde hanginiz Jim dedi. Hangimiz Jim'iz dedi. Sonra bu yandaki mi Jim? O dedi yok sensin Jim falan filan. Böyle ortalık karıştı. Kendileri çözemediği için kapıyı açtılar en sonunda bana. Yani boşu boşuna beklediler. Şimdi şu notları okuyalım arkadaşlar. Bop! Sana bu asansörü tamir etmeni aptalarca öncesinden söyledim. Senin aptalca deneyimin yüzünden insanların buraya ulaşması saatler alıyor moron. İçten dileklerimle Ted. Güzel. Bunu Ted yazmış. Bunu da Bob yazmış herhalde pembe. Merhaba Ted. Kafana takma. Birkaç ay sonra asansörü resetleyeceğim. Aşırı miktarda yemek alımı yaptık ve bir şekilde onlardan kurtulmamız lazım. Demiş Bob da. Bu arada ben ne zaman gideceğim ya sabahtan beri? Buna basılmıyor mu? Bunları okuduk. He, batın burada. Neyse. Arkadaşlar biraz uzun bölüm olmuş olabilir. Ne kadar olduğunu farkında değilim. Zaten keseceğim, biteceğim. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde, ikinci bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.